Sabahın Nuru'ndan herkese merhaba. İstikamet Bakü Azerbaycan. Merhaba, şu anda yanımda Interpress Medya Grubu Başkanı Tuğrul Allahverdili var. Kendisiyle burada tanıştık. Hem yayınlanmış eserleri var, hem de dediğim gibi Interpress Medya Grubu'nu yönetiyor. Tuğrul Bey, öncelikle soyadınızdan başlayalım mı? Çok güzel bir soyadınız var, Allahverdili. Ama sanıyorum bir mahkeme süreciyle değiştirmişsiniz Sovyetlerden kalma. Evet. İsterseniz biraz bahsedin siz. Teşekkür ederim size yayınınızdan dolayı. Hoş geldiniz demiyorum. Zaten burası sizin vatanınızdır. Eyvallah. Kendi istediğiniz zaman geliyorsunuz. Eyvallah. Evet, soyadım kutsal bir anlamı var. Allah'ın ismiyledir. Allah'ın başlanan sözünde Allah kelimesi vardır. Eskiden dedelerimiz Sovyetler rejiminde yaşadığı için, Sovyetler Birliği'nde olduğu için sonunda Yev vardı. Biz Yev'den imtina ettik tabii ki. Sovyetlerde kalma bir şeyler dedelerimize de kalsa bize ihtiyaç değildi. O zaman mecburen o Yev'i onların soylarına beraber söylemişler. Onun için de Allahverdili olarak kendimizi tanıtıyorum. Artık o ismi kabul etmiş, soy ismi. Bu özellikle son yıllarda da artan bir eğilim sanıyorum. Yani Sovyetlerden kalma, biraz o Ruslaştırma etkisini de kırmak için belki buna biraz da tepki olarak soy ismini değiştirme. Yanılıyor muyum? Biliyorsunuz Sovyetler döneminde Gürcülerde, Ermenilerde ve diğer milletlerde baba adı değiştirilerek bizde oğlu diye kaldı, kızı veya oğlu. Sovyetlerde ise Ovit veya Ovna diye anlatılıyordu. Bizimkiler o zaman direniş göstererek baba adına elavenin olunması Rusya'ya karşı çıktıkları için soy isimimiz Oviev olarak ilave olundu. Ama şükürler olsun ki hiç olmazsa baba isimimize bir dokunmadılar. O kaldı. Şu anda Azerbaycan ve Türkiye tarihi günlerden geçiyor gerçekten. Azerbaycan bir vatan müdafaası veriyor. Ve Türkiye'de hem siyasi, hem diplomatik, hem insani, hem de duygusal olarak aslında bu süreci Azerbaycan'la birlikte yaşıyor diyebiliriz. Bunun sizin için anlamı nedir? Türkiye'ye de çok sık gelip giden bir arkadaşınız olduğunuz için sormak istiyorum. Bu son bir aydaki ruh halinizi biraz bize anlatabilir misiniz? İlk önce canımız Türkiye'mize, canımız Türkiye'nin halkına, Türk milletimize ve tabii ki Türk yetkililerine teşekkür ederiz ki bu şerefli tarihi günlerimizde bizle beraberdiler. Zaten bu bir şey değil ki biz şey yapmıyoruz, yani düşünmüyoruz ki bu neden oldu. Zaten dedelerimizin miras koyup gittiği bu kardeşlik, bu birlik bu günde devam ediyor. 100 yıl bundan önceye döndükte Nuri Paşa komandasında Kafkas İslam Ordusu'nun şimdi başkentimiz olan Bakü'nü Ermeni taşraklarından, Ruslardan, işgalden azat etmesinin 102 yıl sonrasında bir daha kardeşlerimizin desteğiyle, siyasi desteğiyle, dualarıyla Azerbaycan askeri, Azerbaycan Mehmetçiği, Ermeni topraklarında olan topraklarımızı, Ermeni işgalinde olan topraklarımızı şerefli tarih yazarak işgalden azat ediyor. Ne mutlu bize ki bu tarihte kardeşlerimiz de bizle beraber çiğin çiğine siyasi desteği veriyorlar. Ve çok sevindiriz ki bu tarihi bir tarihe yazmak için, gelecek nesillere anlatmak için siz gibi diğer arkadaşlarımız olabilir. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin bütün üyeleri gibi, Sinan Bey gibi ve diğer arkadaşlarımız gibi siz buradasınız ve bu tarihi gelecek nesillere anlatmak için kayıtlar yapıyorsunuz. Dünyaya bizim anlatıyorsunuz. Bizim için hem vazifemiz zaten, hem de gerçekten büyük zevk. Azerbaycan'a Bakü'ye indiğimden beri burada bir coşku havası var. İnşallah zafer günü de tam anlamıyla geldiğinde de beraber kutlamak üzere tekrar Bakü'de buluşuruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da Erdoğan'a da ikinci Nuri Paşa denildiğini duydum. Doğru mudur? Doğruysa
belki bilmeyen izleyicilerimiz için sebeplerini anlatır mısın? Birkaç kesim evet öyle şeyler söylüyorlar ama bir şey de anlatalım ki Erdoğan bütün Türk milletinin, Azerbaycan Türkçülüğün kalbinde özne mahsus bir yeri vardır. Erdoğan olarak anlatılan bir ismi vardır, sevgi vardır Erdoğan'a. Hı hı. Tabii ki bu kardeşlik bu Karabağ Savaşı'nın onun verdiği siyasi iradenin, siyasi desteğin neticesi değil. Yılların dayanan Azerbaycan-Türkçe kardeşliğinin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete gelmesi, Türk siyasetinde olmasından, Türk siyasetinin başında olmasından, Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmasından bu yana Azerbaycan'la daha sık alakası olması ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'le siyasi bir arkadaşlıklar anası kardeşliğinin olmasıdır ki her iki devletin liderinin bir kardeşlik bağları vardır. O da milletimize de halkımıza da yansımıştır. Ama Erdoğan'ın ben düşünüyorum ki bu cür Azerbaycan'a verdiği destek tabii ki Nuri Paşa'ya Allah rahmet eylesin ve Kafkas İslam Ordusu Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Erdoğan'ın bu cümleleri, Türkiye'nin, bugünkü Türkiye'nin, Osmanlı'nın, bugünkü Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer Türk yetkililerin bugün Azerbaycan'a verdiği destek, ben düşünüyorum ki Nuri Paşa'dan da ötedir, Nuri Paşa'dan da çoktur, o zamanki Osmanlı'dan da daha çoktur. Tarih hiçbir zaman bunu unutmayacaklar. Türk milletinin, Türk devletinin, Türk lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a ve kardeşlerine verdiği bu siyasi desteği, siyasi iradeni her zaman nasıl bugün Nuri Paşa rahmetle alınırsa, tarihler çizdiğinizde Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman tarih kitaplarında, tarihte şerefle alınacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Turul Bey. Son olarak Türk halkına ve Türkiye'ye bir mesajınız var mıdır, son sözünüz? Bizzan Türkçemiz diyoruz. Tanrı Türk'ü korusun, Türkçemizi korusun. İnşallah bu yakın zamanlarda, yakın aylarda, haftalarda kardeş Türkçemizde Azerbaycan'la ilgili artık Karabağ'ı ne zaman alıyorsunuz sorusu tarihe kavuşsun. Söylesinler ki inşallah bizi ne zaman Karabağ'da misafir ediyorsunuz sorusunu bekliyoruz. İnşallah. Ve bütün Türkiye'mizi, çok milletli Türkiye'mizi inşallah Karabağ'da misafir etmeye bekliyoruz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostları diyoruz ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır diyerek bitirelim. Evet. İnşallah Zafer Günü tekrar Bakü'de buluşmak üzere diyelim. Karabağ Azerbaycan'dır. Nesimi'nin heykeli. Tagore. Şu anda Diyaspora Bakanlığı'na doğru yürüyoruz. Diyaspora Bakanlığı yurt dışında yaşayan Azerbaycanlarla ilgilenen, görev alanı olan bir bakanlık. Bizdeki yurt dışı Türkler ve akraba topluluklara benzer aslında işleri. Türkiye'den sonra en çok şehitliğimizin olduğu ülkenin adıdır Azerbaycan. Burası da Kafkas İslam Ordusu'ndan itibaren verdiğimiz şehitlerimizi temsilen yapılmış olan şehitlik ki Bakü'deki Şehitler Anıtı'nın hemen yanı başında, Milli Meclis'in karşısında. Yanvar katliamı şehitleri, onlar anısına yapılan 20 Ocak 1990'da bağımsızlık isteğini Sovyet ordusunun ordudaki tabii Ermeni asıllı askerler de dahil bastırdığı o kanlı olayda şehit olanları anmak için yapılmış.